Giriş Kitabın adını okuduğunuz zaman belki de kendinize dinsizliğin dini ne demek diye sormuş olabilirsiniz. Çünkü birçok insana göre din kavramı sadece Allah'ın vahyine dayalı kutsal dinleri içermektedir. Veya batıl din olarak bilinen bir kısım inançlar vardır ki bunlar da Budizm, Hinduizm gibi öğretilerdir. Dinsizlik ise adından da anlaşılacağı gibi din ahlakını bütünüyle reddeden, Allah'ın varlığını inkar eden bir anlayıştır. Fakat şu an dünya üzerinde din olarak adlandırılmayan ama aslında adeta bir din gibi benimsenmiş başka inanç sistemleri de mevcuttur. İşte biz bu kitapta dünya üzerinde hakim olan materyalizm, komünizm gibi ideolojileri, bunların kendilerine sözde bilimsel dayanak olarak gördükleri Darwinizm ve bunların dışında da dinsizliğe dayalı tüm sistemleri dinsizliğin dinleri olarak tanımladık. Çünkü bu ideolojiler inançlarıyla, uygulamalarıyla, günlük hayata yönelik kurallarıyla dinsiz bir din haline almışlardır. Her birinin adeta ilah olarak gördükleri önderleri, her bir kelimesini ezbere bildikleri ve asla değiştirilmeyecek birer gerçek olarak kabul ettikleri kitapları vardır. Bu sahte dinler çok büyük bir hızla yayılmakta, takipçilerinin sayısı günden güne artmaktadır. Çünkü bunların peşinden gidenler dinsizliğin dinini hakim kılmak için çok ciddi bir çaba içindedirler kitaplar yazarak, makaleler yayınlayarak, sürekli bu batıl dinlerin tebliğini yaparak hak dine karşı mücadele etmektedirler. Dinsizlik dinini savunanların karşılarındaki en büyük engeller ise Allah'a inanan kullarına bir rehber olarak indirdiği vahiy yani Kur'an-ı Kerim'dir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Kur'an'da sözünü ettiğimiz batıl dinlerle yapılacak olan mücadele tarif edilmekte ve bu şerefli görev inananlara verilmektedir. Allah'ın vahyine uyan samimi Müslümanların üzerine çok büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu batıl dinlerin geçersizliğini anlatma hizmetini üzerine alacak, bu uğurda çok ciddi bir şekilde çaba sarf edecek, elindeki tüm imkanları bu yolda kullanacak inançlı kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Geçtiğimiz 20. yüzyılda ve içinde bulunduğumuz dönemde dinsizlik dini belki de tarihte ilk defa bu kadar fazla yayılma imkanı bulmuştur. Ve bu dinin bağlıları da Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadele vermektedirler. Bu nedenle de özellikle bu dönemde Kur'an'da tarif edilen bu şerefli mücadele içinde yer almak, dinsizliğin dininin tüm dayanaklarını fikri anlamda geçersiz kılmak çok büyük bir önem taşımaktadır. Allah bu şerefli görevini üstlenen kullarına çok önemli bir müjde de vermiştir. Kur'an'da Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size. Ayetinde haber verildiği üzere batıl mutlaka yok olacaktır. Akıllı tasarım yani yaratılış Kitapta zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız tasarım kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması Rabbimizin önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'ın yaratmak için herhangi bir tasarım yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde onun olması için yalnızca ol demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyrulur. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım bir şeyi dilediği zaman onun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen olu verir. Yasin suresi 82. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen olu verir. Bakara suresi 117.